Tabii diş hekimi var dediniz, işte psikolog var dediniz. Tabii diş hekimi önemli bir konu. Sizin uzmanlığınız değil ama çok da detaya girmeden mesela ortodontik tedavi ne zaman başlar? Konuşma bozukluğu başladığı zaman ne zaman bir terapiste gitmeleri gerekir? Onları konuşalım ancak onun öncesinde konuklarımız var. Konuklarımız var. Boyları ne güzel Böyle olmuş. Dalton biraderler yok. Bir ya bir küçük yok bir ya en büyük yok. Hoş geldiniz. Alper Demirutku. Evet. Siz konuğumuzsunuz ama küçüklerimizin adlarını da alabilir miyiz lütfen? Tabii. Alperen Evsan. Ata Toprak. Ata Toprak. Ata Toprak pekala. Çocuklar için Aikido eğitimi. Ben oraya gideyim mi? Gideyim mi? Gidecekmişim tamam. Ben Aikido'yu bilmiyorum ama böyle diye Tai Chi yaptığım zamanlar olmuştu bu hayatta. Bir kısacık tarihçesini alalım mı? Aikido nedir? Tabii. Aikido bir Japon mücadele sanatı. Savunma mı? Mücadele savunma da diyebiliriz. Savunma. Mücadele de diyebiliriz. Evet. Bir savaş sanatı da diyebiliriz. Üçü de doğru bir tabir. Hı hı. Ama dövüş sporu değil. Bunu her şeyden önce söylemek lazım. Aikido'nun kökeni yaklaşık, Aikido'nun ortaya çıkması 100 yıl öncesine dayanıyor. Bir Japon, daha önceden Morihei Ueshiba isimli bir Japon savaş sanatları ustası. Çalıştığı başka savaş sanatları tekniğiyle kendisi zaman içerisinde ortaya koyduğu yeni bir savaş sanatı yapısıdır diyoruz. Aikido. Evet. Peki, kaç yaşında başlar buna? Mesela Alper kaç yaşında? Ben 11 yaşındayım. 11 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. 6 yaşındasın. Yeni mi başladın sen? Hayır. Daha çok önceden mi başlamıştın? Evet. Ona bakma sen kendin. 5 yaşında mı başlamıştın mesela? Yoksa 3 yaşında mı? Ben şimdi söyleyeyim, Ata yaklaşık 6-7 aydır Aikido yapıyor. Yani ortam 5 yaşında, 5 yaşı gibi bununla başladı. Bununla ilgili şöyle söyleyebilirim, bir standart yok. Aikido salonunun hocasının inisiyatifine kalmış bir şey yok. Anladım. Bazı salonlar çocuk biraz büyüsün, yetişkine yakın olsun, ondan sonra alayım eğitim başlasın diyor. Benim şahsi fikrim, bizim çalıştığımız salonda Aikido 5 yaşından itibaren başlamakta. O da 5 yaşındaki bir çocuk konuşarak, hareketleriyle Aikido tekniklerini ifade etmeye başladığı bir yaş olduğu için. Peki aslında motor gelişiminin de hazır olması lazım değil mi? Bazı çocuklar 5 yaşında çok farklı gösterirken kendisini, bazıları onlar kadar güçlü olmayabiliyor. Sizin de dediğiniz gibi çok farklı vücut ve psikoloji yapıları var. Ancak Aikido ile ilgili şunu söylemem doğru olur herhalde. Hep bu örneği veriyorum. Bir grup gelse ve bana dese ki bizim çocuğumuz 3 yaşında. Birkaç kişi ve biz çocuklarımıza ders aldırmak istiyoruz. Ben onlara da öğretirim Aikido. Ama nasıl? Şimdi yetişkinler ve çocukların nasıl Aikido eğitimi farklıysa ve belli yaş gruplarına göre, mesela Atan'ın grubunun yaş Aikido eğitimiyle Alperen'in grubunun Aikido eğitimi de farklı. İkisi farklı gruplarda ders yapmakta. Daha küçükler de farklı yapabilir. Mesela jimnastik sporunda da bilirsiniz. 3 yaşında, bazen 4 yaşında, keza balede de öyle. O kadar küçük çocuk da mükemmel hareket, mükemmel teknik bekleyemezsiniz. Ama çok küçük yaşta başlamak onları ileride çok iyi başarıların beklediğini gösterir. Ben her zaman söylüyorum, keşke ben onların yaşında başlasaydım. Değil mi? Tabii küçükken başlamak daha güzel. Peki bir uygulama görebilir miyiz? Tabii ki. Önce Atacığım sen biraz böyle gel. Ve önce Alperen abi gel böyle. Bu kuşakların da bir anlamı var değil mi? Konuşacaksın. Ayşe, renklerin, kuşakların. Evet, bu kuşak aynı, neydi, judo. Ha, biz judoyu biliriz eskiler. Doğru, Türkiye'ye Japon savaş sanatlarında ilk judo evet, girmiştir. Evet. Aynı judodaki gibi Aikido'nun kuşakları da seviyeyi göstermekte. Tamam. Renkler de onu ifade ediyor. Atada beyaz var. Beyaz, Alperen, turuncu kuşak. Turuncu kuşak, siz siyah kuşak. Ben siyah kuşak. Herhalde yani. sen biraz tutar mısın?
aslında görüyoruz ki burada çok savunma sanatı gibi. Çünkü kesinlikle. İlk hamleyi siz yapıyorsunuz ona. Evet. O da kendisinden daha güçlü fiziğe sahip olan kişiyi nasıl kontrol ediyor? Çok güzel, kontrol ederek. Çok güzel gözlemlemişsiniz. Aikido'da bayan erkek fark etmeden, yaş da gözetmeden savunma rahatlıkla yapılabilir. Çünkü özelliği direkt olarak çarpışmaya izin vermeden, iki tarafın birbiriyle çarpışmasına izin vermeden karşı tarafın, saldırganın saldırı gücünü ve yönünü yönlendirerek kontrol etmeye dayanır. Hı hı. Biraz ata sen bir şey yap. Mesela Junteka Dedetori. Ata birisi seni böyle tuttu vurmak istiyor. Ha. Ne yapacaksın? Antay. Ama o dil de dışarıda. O dil yapıyorum, oluyor. Beceriyorum. Aslında çok şeker. Çok şeker, ısıracağım. Ne kadar güzel düşülüyor. Evet, düşüp aynı zamanda da güzel kalkmak. Evet. Ama o düşmeyi de öğretiyorsunuz değil mi? Tabii, başlangıcı evet. O zaten. Hani ben düşsem kendimi kaldıramam zaten evet, ayağa evet. Kalkmak için. Mesela karnına yumruk atıyor birisi ata. Ne yapmak istiyorsun? Ya. Bu sporu güzel. Erkek çocuklar, bu bütün savunma ve dövüş sporlarını erkek çocuklar daha çok seviyor değil mi? Kız çocuk geliyor mu size çok? Tabii ki geliyor. Bir tanesi benim kızımdı. Salonumuzda. Aikido yaptı benim kızımda. Evet evet. Özellikle Aikido'ya küçük yaşta çocukların da yetişkin bayanların da oldukça fazla ilgisi var. Mesela, düşünelim. Evet. Peki bir de yandan şöyle bir yumruk at bakalım ne yapacak? Aferin Ata. Karnına bir de yumruk at. Omzundan tutarsın belki. Ha. Peki ben bir teknik ismi söyleyeyim sana bakalım. Tusuki Ushiro Kiri Otoshi yapar mısın? Ne dedi hoca ya? İşte bunu dedim. Ha, indirdi omzuyla. Evet. Peki bu iş bittikten sonra yapıyor musunuz birbirinize? Yapıyorsunuz evet. Değil mi? Yapın bakalım şimdi. Bir... Ay, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Muhteşemdiniz gerçekten. Çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Plastik cerrah doçent doktor Şükrü Yazar stüdyo konuğumuz olmaya devam ediyor. Dudak ve damak yarıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Ben de diyorum ki hani bir an evvel o konuyu bitirsek de bizim konumuza geçsek. Estetik operasyonlara. Bir türlü geçemiyorum. Ben de merak ediyorum ama onu aslında başka bir konu halinde yapalım. Bütün meraklarımızı giderelim, sorularımızın yanıtlarını bulalım. Evet, ortodonti tedavisi sizin uzmanlığınız değil ama aynı ekipte çalışıyorsunuz. Evet. Şu anda bizi izleyen annelerimizin evlatları damak ya da dudak yarıkları olan annelerin merak ettiği konulardan biri. Ne zaman başlar? Aslında ben bir tedavi şeması çizerken anlatmışım ama daha şeyli konuşalım. Şimdi ekibimizin içinde bir ortodontist diş hekimi var. Aslında çocuk doğar doğmaz damağında bir problem varsa, o biraz önce dediğim gibi bir takım apareyler yapmamız gerekiyor. İşte orada devreye giriyorlar. Aslında ilk birinci haftadan itibaren giriyorlar, 3 aya kadar o protezleri yapıyorlar. Çünkü çocuklar büyüdüğünde bazen o protezleri değiştirmek gerekiyor. Daha sonra ne zaman devreye giriyorlar? 7-9 yaşlarında dişler çıkıp işte o süt dişlerini alırken. Pardon hocam, evet. Burada bir soru sormak istiyorum. Orada bu tarz çocuklarla dişler tam mı oluyor yoksa eksik diş olabiliyor mu? Çok güzel bir soru sordunuz. Eğer dişlerin çıktığı bölge, arklar diyoruz biz ona. O arklarda, dişlerin çıktığı yerlerde sorun yoksa orada dişler çıkabiliyor. Bazen o bölgede diş çıkmayabiliyor. Şu anda ne yapıyoruz? İşte ortodontik protezler veya şeyler yapabiliyor. 7-9 yaş civarında kemik gerekebiliyor o bölgeye. Bu kemik kreplerini biz yapıyoruz ama dişleriyle ilgili olayları, dişlerinin
Çünkü bu dişler bazen yamulabiliyor, içeri evet. yana kayabiliyor, çıkmayabiliyor, kaydırmak gerekiyor. Yine bu bölge, bu dönemde ortodontistler devreye bize giriyor. Devreye giriyorlar. Bu kadar ağır olan tipleri nadir değil mi? Efendim? Bu kadar ağır olan yani yok, dişin eksik olan. Ha, çok nadir. Bir diğer dönemde ise yine ortak çalışmalar, ortak ameliyatlar yapıyoruz. Çene ameliyatları yani bu çocukların alt çenesi normal gelişirken üst taraf geride kalabiliyor. Dişler arasında orantısızlıklar olabiliyor. Bazen hiç ameliyat hiçbir gerekmeden şey yani. Bu dişlerle yapılacak bir işlemle, takılacak bir telle ileriye alınabiliyor. Veya daha ciddi geride ise o zaman çene ameliyatları diyoruz biz. Bu ameliyatları biz onlarla birlikte yapıyoruz. İşte hazırlıyoruz, gönderiyoruz. Onlar kalıplarını yapıyorlar. Sonra biz de ameliyatla o çeneyi ileri doğru alabiliyoruz. İşte yine 17, 18, 19 yaşlarında ortodonti ekipleriyle birlikte buna yönelik işlemler evet, yapabiliyoruz. Evet, isterseniz son olarak ameliyat sonrası bakımı da konuşalım. Oraya çok girmedik çünkü. Ellerini ağzına götürmek istiyorsa evet, bebek evet, örneğin. Çok evet. güzel bir soru. Bu çocuklar tabii... şeyler hani 3 aylık bebekten ve 1 yaşındaki bebekten bahsediyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Bu tür ameliyatları yaptıktan sonra eldiven gibi şeyler giydiriyoruz. Evet. Ellerini hareket ettirmeyecek gibi algı almış gibi şey yapıyoruz. Bir takım sargılarla, bezlerle sarıyoruz. Ha iki eli birleştiriyoruz. Yok iki eli değil. Tek elleri. Tek evet. eli. Şöyle düşünün. Bu eli düşünün. Çocuğun evet. ağzına damağına götürmemesi için alta aynı bir atel gibi bir şey koyuyoruz. Sarıyoruz onu gazlı bezle, parmaklarını kullanamasın, götürüp içeri sokmasın diye bunu yapabiliyoruz. Aha. Özellikle damak yara ameliyatlarında. Beslenmeye hemen başlıyoruz. Bu çok soruluyor. Anneler işte ameliyat oldu ne yapacak damağında? Hemen 6 saat sonra berrak gıdalar, sıvı, tatlı sular veriyoruz. Ondan sonra annenin sütüyle yine kaşıkla veya biberonla, özel biberonlarla besliyoruz. Kaşıklı biberonlar da var. Onları yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası bu çocuklarda dudak yapmışsak bir hafta sonra dikişlerini alıyoruz. Sonrasında bir takım masajlar bazen öğretiyoruz annelere. Bazen de kendi kendine eriyen dikişler tabii oluyor. Kendisi eriyen dikiş. Evet, son olarak bu ameliyatların bir devlet hastanesinde maliyetini konuşalım isterseniz. Ortalama bu hastalık süresince ailelere ne kadar yük getirecek? Bu şeylerin hepsi, bu ameliyatların hepsi sosyal güvenlik eğer bir sigortası varsa karşılanan ameliyatlar. Karşılanan, güzel. Tabii yani ailenin cebinden para çıkacak şeyler değil. Bunlar kozmetik, estetik ameliyatlar değil. Tabii ki. Bu açıdan bazen şey hastalarımız var bizim yani sosyal güvencesi olmadığı halde sosyal bir olay. Yani bunun için aileden yakınlarından bir para talep etmek mümkün değil. Bu tür ameliyatlar ücretsiz yapılabiliyor. O açıdan. Yeşil kart uygulaması tabii, da var tabii, mı bunlarda? Tabii bunlar, tabii. Bu hastaların dediğim gibi devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, devlet güvencesi altında yapılabilen ameliyatlar. Yani böyle bir çocuğu, dudak damak yarıklı çocuğu paranız yok diye ameliyat edilmedi diye çağımız Türkiye'sinde yaşama sanmıyoruz. Evet. Yani bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değerli ederim. Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.